Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi e, gelişim psikolojisinden dördüncü dersimiz, tekrar dersimizde. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açalım bakalım slaytımızı. Şimdi gelişim psikolojisine başlamadan önce hepinize bir şey söyleyeceğim. Bana mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Sizlerden falan, gruptan. Ya millet... Ağlayan mı istersin? Korkan mı istersin? Ya biraz rahat olun ya. Elinizden geleni yaptınız. Ondan sonra. E, tabi bir senenin çalışmasının 2 saatte 3 saatte sıkışması bir stres üretiyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama e, elimizden geleni yaptık. Bundan sonra hayırlısı demek lazım. Kader sen diyorsun öyle değil mi? Hocam evet artık kaderimizi yaşayacağız çünkü <laughs> yani sona geldik elimizden geleni yaptık nasipte ne varsa ona ulaşacağız. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, güzel. Onuncu deneme Mieser diyor bunlarla vakit kaybetmeyelim hocam diyor. Onuncu deneme dördüncü soru diyor. İşimize bakalım diyor. <laughs> şaka diyor. <laughs> Şimdi en son bunu sormuştum. Çözdük mü bu 10. döneme 4. soruyu? Hayır evet hocam en son onu yazmıştım. Onda kaldı bitmişti süre. Tamam. Açtım. 10. soru şey 4. soru. Parkta babasıyla gezinen 6 yaşındaki Emel yorulunca su fışkıran bir havuzun başına oturmuştur. Suyu yukarıya doğru akışını gören Emel babasına sorar. Bu su nereden geliyor? Alttan motor suyu yukarıya doğru fışkırtıyor kızım. Ama niye su bitmiyor? Aynı suyu tekrar tekrar pompalıyor. Ama buradaki su hiç eksilmiyor. Havuzun yüzeyindeki suyu gösterir. Emel'in babasının anlattıklarını anlayamaması Aşağıdaki beceriler hangisinin gelişmemesi ile ilgilidir? ...anatik düşünme, varsayımsal düşünme, empati kurma, ben merkezcilik. Şimdi bir kere nesne sürekliği kazanma 6. 7. aylarda oluyor. Nesne sürekliği kazanamamış olamaz bu çocuk. Anatik düşünme neden? Sonuç ilişkileri kurmaktır. Ve çocuk aynı su devirdaim devir edilince... E, eksilmeyeceğini düşünemiyor. Neden sonuç ilişkileri kuramıyor? Bence müyesser burada nesne sürekli demiştir. Ama altı 6. 7. aylarda olduğunu ben. unutmuştur. Şimdi fark edince aa tamam hocam diyordur diye düşünüyorum. Ne diyorsun müyesser? Aynen, aynen öyle hocam. Aynen öyle. 6 yaşı görmemişim orada ben. Yani gitmiş oradan sonra yokken. Şimdi fark Geçtik. Yok. Yeni soru numarası. Hocam geçmeden önce bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu analitik düşünmede neden sonuç ilişkisi kuruyoruz ya? Evet. Eleştirel düşünmede de oluyor mu bu? Tabii tabii. tabi. E, mesela, ee, şey söyleyeyim sonra ben... sor. Analitik düşünme kendi düşünmelerimin neden sonuç ilişkileridir. Mesela karşındakinin neden sonuç ilişkileri kuramadığını, analitik düşünme düşünemediğini görmemde, başkasının e, düşüncelerindeki analitik düşünme hatalarını görmektir. Bunlara eleştirel düşünme denir. Devam sor. Ee, hocam şimdi e, balık kılçığında hem analitik düşünme hem eleştirel düşünme var diyebilir miyiz? Valla e, analitik düşünme kesin var. Eleştirel düşünme de şöyle vardır. Bir arkadaşımız oraya balık kılçının, e, balığın kılçına bir şey yazılmasını söyler. Öğretmen de sınıfa sorar bunu yazalım mı yaz, yazmayalım mı derken eleştirel düşünme vardır. Ama bu eleştirel düşünme balık kılçını kurarken değil, başka arkadaşlarımızın veya kendi söylediğimiz bir şey doğru mu diye düşünürken de eleştirel düşünme vardır. Bunu kurmak analitik düşünmedir. Kurma hatalarını düşünmek de eleştirel düşünmedir. Evet ben de öyle düşünmüştüm hocam. Hani ben de öyle düşünüyorum. Kaldırdıktan... Aynen. Ha, anlaştık. Şimdi yediği soruyorlar. Cinsiyet, yaş, zeka bakımından birbirine denk İki gruba 40 adet anlamsız heceden oluşan bir liste verilmiştir. Birinci gruba 5 saat süre verilerek bu listeyi ezberlenmesi istemiştir. İkinci gruba ise 5 günde birer saat toplam 5 saat. Bir tanesi toplu çalışma. Bir tanesi ise aralıklı çalışma yapıyor. Hangi grubun listeyi daha iyi ezberlediğini araştırdığı araştırmanın sonuçları 5 gün boyunca birer saat çalışan boyun yani aralıklı çalışma daha iyi olduğu gözlenmemiş. Yukarıda yapılan araştırmanın türü hangisidir? Boylamsal, betimsel, deneysel, ondan sonra e, korelasyonel tarama boylamsal değildir. Betimsel mi, deneysel mi diye düşünmemiz lazım. E, burada bir etki üzerine denendiği için deneyseldir. Eee Dorjap C değil mi Halil? Evet hocam bu C. Şimdi neden ben A grubu bitkilere su veriyorsam B grubu bitkilere de su vermiyorsam yani yöntemi değiştiriyorsam bir tanesine gübre veriyorsam bir tanesine vermiyorsam bir bağımsız değişkenin etkisi incelenmiş olur. Buradaki bağımsız değişken çalışma metodudur. Aralıklı çalışma ya da toplu çalışmadır. Aralıklı çalışma ya da toplu çalışmanın ezberlemeye ya da öğrenmeye etkisi ne inceliyorum? öğrenme düzeyi de bağımlı değişkendir. Yukarıdaki çalışmada aşağıdaki hangisi yer almamıştır? Deney grubu var. Bağımlı değişken var. Bağımsız değişken var. Ee, bağımsız iki örneklem var. Ama bağımlı örneklem grubu yoktur. Neden? AB grubu diye iki tane bağımsız örneklem grubu varsa buna bağımsız örneklem grubu denir. Peki bu nasıl olurdu? Mesela bir 50 kişiye önce bir test yapılıp sonra bir eğitim verilerek aynı gruba tekrar test yapılsaydı buna bağımlı örneklem adı verilirdi. Tekrar söylüyorum. İki testin ikisi de aynı gruba yapılırsa ve bir eğitim verilmeden önce ve verildikten sonra yapılırsa buna bağımlı örneklem denir. Örneğin kelime ilişkilendirme testini ünitenin başında ve sonunda yaparsak aynı gruba buna bağımlı örneklem denir. Bağımlı örneklem denen şey aynı örneklem başta ve sondadır. Oysa AB grubu diye iki gruba ayrı ayrı test yaparsak buna da bağımsız örneklem grubu denir. Halil tamam mıyız? Evet hocam. Geçtik. Hocam birinci soruya da bakabilir miyiz? Şimdi sekizi istiyor. Sen tekrar hatırlat. Sekizi istiyorlar. Sonra da bire bakacağız. Koyberk'in ahlak gelişimi kuramında hangileri doğrudur diyor. Ee, şunu yapalım şöyle. Ha. Şimdi oldu. Hangileri doğrudur diyor. Ahlak gelişimi seyri bütün kültürlerde benzerlik gösterir. Doğru. Amerikalarda daha ahlaklı bizde ahlaksız diye bir şey yok. İşte iyi çocuk eğilimi, kanun ve düzen benzer yaşlarda görülüyor. Benzer seyir görülüyor. Bunu nereden biliyoruz? Kohlberg araştırmasını yanılıyor olabilirim ülkelerde. Hatırladıklarımı söylüyorum. Türkiye de de çalışılmış. Vietnam, Meksika zannedersem ve ABD birkaç 4-5 ülkede çalışılmış. Benzer seyir çıkmış ortaya. Ahlak gelişiminin seyri erkek ve kadında bazı küçük farklar göstermesine rağmen paralel bir yöneliş gösterir. Evet. Ee, hemen hemen paralel fakat küçük bir fark var. İyi çocuk eğiliminde kadınlar e, daha çok takılıyor. Erkekler erkeklerde Kanun ve düzende daha çok takılıyorlar, daha çok vakit kaybediyorlar orada. Ahlak gelişimi, bilimsel gelişime paralel seyreder, kesinlikle doğrudur. Bu Piaget'de de böyledir, Kolbert'te de böyledir. Gözde niye takıldın buna? Bence çok zor soru değil bu. Bir şey takılmış kafana burada. Zor değil. İkinci seçenekte kadın erkek paralel demiş aslında. Ben onu kadın erkek görünce dedim ki hayır dedim. Bu Kolbert'te değil, Gilligan'da mı dedim? Anladım, anladım, anladım. Geçtik. Biri istiyordu Betül. Hocam birin üçüncü öncünü. Aa öyle ısmarlama yok. Ben hepsini okuyacağım şimdi. <laughs> Şaka diyorum. Ee, neden, neden öyle adam diyorum? Diye dedim. yok yok. Anlayamıyorum ki. Yani başını okumayınca anlayamıyorum. İki buçuk yaşındaki Deniz öksürdüğü için annesi terlemesin diye bahçeye salmamaktadır. Balkondan arkadaşların oynamasını seyreden Deniz arkadaşlar bahçede diğer Ha, Ha, güzel. Şimdi ev şöyle 2,5 yaşında buradan arkadaşlarını izliyor. Ama arkadaşları böyle gidince o da buraya gidiyor. Hikaye bu değil mi? Bu taraftan evet, seyrediyor. Bir kere 2,5 yaşında nesne sürekli kazanmış mıdır? Kazanmasa bunu yapamaz zaten. 2,5 yaşında 6, 7, 8. aylarda kazanıyor. Görsel uzamsal zekanın gelişimi kesin vardır. Çünkü yer yön tayini. Bak buradan bakarsam bunu görürüm. Arkaya geçersem onları görürüm. Yer yön tayinidir bu. Peki kondum ilkesi. Mümkün değil. Çocuk 2,5 yaşında kondum ilkesi somut işlemlerdeydi. Zaten alakası yok. Kazansa zaten çocuk acayip bir şey olur. 7 ile 12 arasında kazanılıyor. Onun için 1 ve 3'tür bunun cevabı. Peki görsel uzamsal zekanın gelişimiyle ne alakası vardır? ha ben arka balkona gidersem onu oradan görün falan diye görmediği halde zihninde hayal edebilmesi görsel uzamsal zeka ile alakalıdır. Ne dersin Betül? Anladım hocam. Ben şöyle düşünmemiştim. <laughs> Teşekkür ederim. 8 ve 10 var diyor Kader. 8 ve 10. Bu testte çok çıkmış. Hadi bakalım. Bunu yaptık. Bir de 10 varmış. Onda neymiş bakalım merak ettim ona. Bir rehber öğretmen, eh çok kötü olmuş rehberlik öğretmeninin, rehber öğretmen dememiz lazım. Bir rehber öğretmenin 17 yaşında bir bireyle ilgili tespitleri şöyledir diyor. Düşünmesi ve algılayışı şimdi ve buradadır. Soyut olguları ve geleceği zihninde tartışamamaktadır. Bir kere soyut işlemlerde ise bu kötü bir şey. Olayları siyah beyaz görmektedir. Görece düşünme yok diyor. Kötü bir şey. Yani yaşına uygun değil. Kendisinin nasıl düşündüğüne ait bir bilişi yoktur. Herkesin kendisine göre farklı düşünebileceğini görememektedir. Sabit bir düşünme tarzı dışına çıkamamaktadır. Kendisini çok önemli saymakta yaşadığı küçük olayları çok önemliymiş gibi abartmaktadır. Bu normal gelişim seyridir. Her ergen bunu yapar. Yukarıdaki bilgilerle hangileri doğrudur diyor. Bilsel gelişim geriliği olasılıklar arasındadır. Doğru. Neden? Valla soyutu algılayamıyor. Göreceli düşünemiyor. Valla bu somut işlemlerde de. Ama tabii kesin demiyor. Olasılıklar arasındadır diyor. İşlem öncesi dönem davranışları göstermektedir. Ee, hayır. işlem öncesi değil. Somut işlemlerde davranışları göstermektedir bu. Kişisel efsane geliştirmiştir. Şu kişisel efsanedir. Güzel. Zor bir soru olmuş ama doğru bir soru. 1 ve 3'tür cevabı. Sen nerede takıldın Kader? Hocam ben biri alıp almamakta kararsızlık yaşadım. Ve almamıştım ben. Peki. E, kesin bilisten zeka geriliği vardır demiyor ama değil mi? Olasılıklar arasındadır diyor. Neden? Çünkü e, soyut işlemler döneminin özelliklerini 17 yaşında olmasına rağmen gösteremiyor. Ben acaba onu kesin gibi mi algıladım? Olabilir hocam. Olabilir. Olasılıklar arasındadır diyor. Tabii böyle bir şeyi rehber öğretmen hissederse 9 ve onu istiyorlar. Rehber öğretmen hissederse tabii bunu bir daha işin ehil insanına yollaması lazım. Hocam. Efendim. Bu 10. soruda 3. noktalı işaretli açıklama var ya ben onu işlem öncesi gibi ben merkezi gibi düşünmüştüm. Hani Özelden özele akıl yürütme oluyor yani herkesin nasıl düşündüğüne var. ait bir bilişi yoktur. Herkesin kendisine göre farklı düşünebileceğini görememektedir. Sabit bir düşünme tarzının dışına çıkamamaktadır. Bu e, meta bilişin olmadığını gösteriyor. Meta bilişin geliştiği dönem soyut işlemlerdir. E bunun bir tık altı somut işlemlerdir. Meta bilişi yoksa somut işlemler de değildir. İşlem öncesidir diyemeyiz metabolizmin olmaması soyuta gelemediğinin göstergesidir. İşlem öncesinde... Göstergesi. Tekrar okuyunca anladım cümleyi. 9 Bir insanın ağlamasının da gülmesinin de nedenleri çok değişik olabilir. Sevinçten aşırı üzüntüye kadar iki uç arasında pek çok etkenle birey ağlayabildiği gibi sinirlerinin bozuk olmasından çok sevinçli olmasına kadar birçok nedenle de gülebilir. Deliler ve dahiler arasında da çok ince ama geçirgen olmayan bir sınır çizgisi vardır. Deli gibi gördüklerimiz dahi, dahi gibi gördüklerimiz deli olabilir. Yukarıdaki paragraf gelişim psikolojisinde ne tür araştırmanın önemli vurgulamaktadır? Korelasyonel, determinist, psikanalitik, deneysel, fenomenolojik. Doğru cevap B, değil mi? Evet hocam. Fenomenolojik yaklaşım ne diyordu? Bir cümlesi var onun. Diyor ki her bireyin öznel durumunu algılayın diyor. Yani kalıplarla yaklaşıp bu gülüyor, e, sevinmiş gülüyor demeyin. Onun öznel dünyasından yola çıkıp neden güldüğünü, neden ağladığını anlayın diyordu. Bunun da adı fenomenolojik yaklaş, yaklaşmaktır. Bu cümleyi söylersem ne dersin Betül? O zaman size katılırım hocam. Ben Anlaştın. biraz altı bir düşmüştüm de Anladım. Son cümleyi anlayamadım. Ben biraz daha böyle işin altyapısında olduğunu düşünüp hmm. skaneriz demiştim. Ama anladım şimdi. Geçtik. Yeni soru numarası ya da yeni test. Bence yok diye düşünüyorum. Test 11'e geçtim. Müyesser'in kesin buradan sorusu vardır diye düşünüyorum. Bak yazdı yapıştırdım Müyesser'e. Ee, şimdi Müyesser 4 yazdı bu yukarıda Halil 2 yazmış. Halil eski testten değil mi bu 2? Hayır hocam bu test 11. Tamam o zaman ilk önce 2. İnsan vücudundaki anatomik, fizyolojik, psikolojik değişimler insan davranışını etkileyip değiştirmektedir. Örneğin hormonların çalışma düzeyi bireyin davranışlarının temel belirleyicisidir. Yukarıdaki açıklamalar merkezinde hormonların genotipten etkilendiği, hormonların yaşantılardan etkilendiği. Şimdi genotipten etkilendiği nereden? Anatomi ve fizyoloji. Yaşantılardan etkilendiği nereden? Psikolojiden alırız. Hormon düzeyinde kalıtım ve çevrenin karşılıklı etkileşimi oldu. İşte anatomik yapı kalıtım. Bu da çevre etkisi oldu. Anlaşılabilir. Bir üçtür. Nereden yakalıyoruz? İnsan vücudunda anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişimler insan davranışını etkileyip değiştirmektedir diyor. E Valla burada psikolojik lafı yaşantıları anlatıyor. Anatomik ve fizyolojik de mesela benim midem işte şunu hazmetmiyor. Bu fizyolojik olabilir. Doğuştan gelen şeylerle alakalı olabilir. İkna aldın mı Halif? Evet hocam. Tamamdır. Geçtik bunu. Ya Bursa çok sıcaksın oralarda öyle mi? 2 istediler. şimdi neyi yapıyoruz biz? Dört hocam. 4 3 var, 4 var, 6 var. 3 4 6. Kişilerin doğuştan getirdiği fizyolojik özelliklerin davranışa yansımasına mizaç adı verilmektedir. Buna göre mizacın yansımasıdır. Koşul tepkiler öğrenme ürünüdür. Doğuştan gelmez. Koşulsuz uyarına verilen tepki düzeyi. Evet hareketlilik düzeyi. Evet çok zor soru olmuş. Doğru cevap 2 ve 3'tür. Şimdi koşul tepkiler dediğimiz şey görünce korkmaktır. Görünce sevinmektir. Psikolojik tepkilerdir. Bu doğuştan gelenle alakası yoktur. Fakat koşulsuz uyaran dediğimiz şey mesela iğne battığında bazıları bunu çok acı hisseder. Bazıları az acı hisseder. Acı eşiği dediğimiz şey mizacın bir özelliğidir. Neden? Çünkü bazıları sinir uçları daha derindedir, daha künttür, bazıları daha ince ve hassastır. Aynı şekilde hareketlilik düzeyinde, e, mizaçta ve doğuştan gelen yapıyla, mesela çok soğuk kanlı, çok sıcak kanlı, çok kanı ağır, kanı e, kaynıyor falan gibi laflar, hareketlilik düzeyinin doğuştan geldiğiyle alakalıdır. Dördü istiyorlar. İçsel denetim sahibi kişi çevresinin kendi denetimi altında olduğuna ve isterse yaşamını arzu ettiği yöne çevirebileceğine inanır. Davranışlarını seçerken bu inancı yöneliminde davranır. Bazen başarılı olur bazense başarısız. Ama başarının da başarısızlığın da sorumlusunun kendi davranışları olduğunu düşünür. Oysa dışsal denetim odana sahip kişi çevresinde olup bitenlerin etkilenmekten, etkilemekten aciz olduğuna ve yaşamının kaderinin belirlediğine, kendisinin elinden bir şey gelmediğine inanır. Yukarıdaki iki farklı gelişim aşağıdaki alanlarda hangisiyle daha çok ilişkilidir? Biliş, ahlak, kişilik bununla alakası yok. Bu kalıtımsal asla olamaz. Bu neyle alakalıdır? İstel denetimlik, dışsal denetimlik, Rotter'e ait kavramlardır. Rotter de bunları kişilik gelişiminde söylemiştir. Mesela benim kişiliğim, kendi kaderimi kendimin yönetebileceği üzerine düşünüyorum. E bu benim kişiliğim. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bu neyle alakalıdır diyor. Kişilik gelişimiyle alakalıdır. Tekrar söyleyeyim, Rotter'in kişilik gelişimi kuramı vardır. Altı istiyorlar. Altı, küçük yaşlarda annen babalarının koşulsuz sevgiyi esirgedikleri çocuklar, büyüdüklerinde ve toplumsal yaşama katıldıklarında huysuz, karamsar ve uyumsuz davranışlar gösterebilir. Yukarıdaki parça dikkate alındığında kişinin oluşumunda hangi psikoloğun öngörüleri? Evallah bu kolay, Carl Rogers. Koşulsuz sevginin öneminden bahseden kimdi? Carl Rogers. Bu sorulabilecek bir sorudur. Efendim, eee 7 ve 10'u istiyorlar. 7. Bebeklerin bağlanma stili annenin aşırı kaygılı, depresif olması güvenli bağlanmaya neden olmaktadır. Yalan. Olur mu öyle şey? Tam tersi. Güvensizliğin sebebidir. Annenin kendi kişisel sorunlarıyla daha çok meşgul olup örneğin cep telefonu elinden bırakmayıp çocuğun reddedilmiş duygusu yaşaması güvensiz bağlanmaya neden olmaktadır. Aynen öyle. Bağlanma stili genetik faktörlerle ilişkili değildir. Yalan. Anne babanın ya da bakan kişinin tutumuyla alakalıdır. Doğru cevap ikidir. Ben bu sorunun çok temiz, net bir soru olduğunu düşünüyorum. Biraz konuşalım. Tam da sorulabilecek gibi bir soru. Güvensiz bağlanmanın nedeni annenin ilgisiz veya aşırı baskıcı olmasıyla alakalıdır. Yani davranış bozuklukları. Ve her zaman şu söylenir. Çok da önemlidir. Çocuğun davranış bozukluğunun sebebi anne babanın tavrıdır ya da bakan kişinin tavrıdır. Bu soruyu kim sormuştu? Tamam mı? Geçelim mi? Konuşalım mı? Hocam ben sormuştum da ben burada üçüncü ölçüde takıldım. Sanki böyle bir şey duymuştum diye hatırlıyorum. Anne nasılsa mesela çocukken ya da işte evet çocukken çocuk da onun gibi oluyor gibi bir şey duymuştum sanki. Çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Ama bu genlerden geçen genetik bir faktör değil. Annenin öğrendiği sosyal ortamı kendi çocuğuna taşımasıyla alakalı. Hmm, anladım. Ben biraz genetikleri düşünüyorum. Yani çok enteresandır. Acaba annemiz babamız gibi el kol hareketleri yapmamız genetikle mi bağlantılıdır yoksa annemizden babamızdan sosyal öğrenmeyle mi alakalıdır? Sosyal Genellikle öğrenme. sosyal öğrenmeyle alakalıdır. Evet. evet. Ben karıştırdım soru numaralarını. On var mıydı? Söyleyin bana. Evet hocam bir de 10 var. Fareler kör olarak doğarlar. Yapılan incelemeler farelerin beyinlerindeki görme merkezine yer alan hücrelerin ilk iki hafta içinde çevre hücrelerle yaklaşık 14 adet bağlantı yaptığını göstermiştir. Farelerin gözleri açıldıktan sonra ise bu bağlantı adedi 2 hafta boyunca hücre başına 8000 adede çıkar. Her gözleri açılmaya eğer gözleri açılmayan farelerin gözleri bağlanacak ve görmeleri engellenecek olursa hücre bağlantı sayısı yine 14 civarında kalır. Bağlanan gözler birkaç ay sonra açılsa bile fareler yeterli kalitede göremezler. Bu ne ile alakalıdır? Kritik dönemdir. Yaşantı eksikliğidir. Kuşak etkisiyle bir alakası yoktur. Doğru cevap da 1-2'dir. KPSS buna benzer bir soruyu sordu. Bir keresinde kritik dönem dedi. Bir keresinde de yaşantı eksikliği dedi. Benzer iki soruya. Hocam ben bunları karıştırıyorum diyorlar. Aynı Ha Bulaşa... ha. Şey ben de bunu her zaman söylerim. Bunlar beraber verilmez böyle. Verilirse de böyle verilir diye söylerim her zaman. Kritik dönemde orayı yaşamamız gerekiyor. Kritik dönemi kötü yaşamamız veya yaşamamamız ki gözlerin bağlanması yani orayı aktif yaşamamakla alakalıdır. Yaşantı eksikliğiyle alakalıdır. Mesela ben 7 yaşında okuma yazma öğrendim. Ama 7 yaşında değil de 15 yaşında öğrenseydim işte orada bir yaşantı eksikliği olacaktı. Kritik dönemi kötü geçirmiş olacaktım. Evet gençler. Başka soru numarası? Deneme 12'ye geçtim. Deneme 12'de biri istiyorlar, onu istiyorlar. 1. Babasına karşı derin bir öfke duyan ergenin bu öfkeyi otoriteyi temsil eden toplumsal örfü tüm kurumlara yöneltmesi ve bu sosyal olgulara düşmanca tavır takınması sıkça görülen bir olgudur. Ne yapıyor çocuk? Yer yön değiştirme yapıyor. Burada babaya karşı bir şey diyemiyor. Babayı temsil eden başka şeylerden öfkesini çıkartıyor. Buna yer yön değiştirme diyoruz. Tabi bu soru şu tarafı çok zor. Yer yön değiştirmede hep şu örnek verilir. İşte işinde patronla kızanın gelip evde çocuklara hanımla kızması falan doğrudur. Ama böylesi de vardır. Gerçekten babasına bir şey diyemeyip baba figürünü temsil eden motiflere karşı düşmanlıkta aslında saldırganlığın yönünün değiştirmesidir. Hocam bununla ilgili ikiyi de çözebilir miyiz? Aynı metinle evet. ilgili olabilir. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen davranışlar ergenlikteki hangi kimlik yapısıyla başarılı, güvensiz, karmaşalı, içsel denetimli, ters kimlik? Ters kimlik yapısı STS'de bir kere soruldu. Babasının annesinin dediğinin tam tersini yapmaya çalışanlar nasıl kimlik yapısıdır dedi. Ters kimlik dedi. Ee, i̇natlaşmak adına babanın annenin toplumun söylediklerinin tam tersine davranışları yapanlara ters kimlik yapısı deniyor. Tabi iyi bir şey değildir. İşte baba buraya gitme diyor. Gidiyor. isyankar, Hep zıtlaşan bir kimlik yapısından bahsediyoruz. Ters kimlikten. Tabi bu Mahsen'in söylediği dört kimlik dışında söylenen bir şeydir ve iyi bir yapı değildir. Yanılmıyorsam 10 numara isteniyordu değil mi? Evet hocam. Annesi evde 8 yaşındaki çocuğuna sorar. Söyle bakalım 2 kere 8 kaç eder? 16. 8 kere 2 kaç eder? Anne biz daha 8'leri öğrenmedik. Güzel. Aa, çok hoşuma gitti. 8'leri öğrenmemiş daha. Benim kalemim nerede? Ha. Şimdi yukarıdaki olayda çocuğun aynı çarpma işlemini tersine çevirmediği görülür. Bu tür çocuklarda olayın tersine tersini kurgulayamazsın gerekçesi. Hipopitabilik düşünememe, odaklanma problemi, nesne sürekli kazan. Bu soru çok kolay. Şimdi sen yorumlarını bir anlat bakayım Kader bana. Hocam ben yeşi görmemişim. Ee, ve hipotetik nasıl düşünsün 8 yaşındaki çocuk? Aydınlandım şu an. Tabii hipotetik düşünme zaten beklemiyoruz bu yaşta. Ee, şey de bekliyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. ÖSYM sorusunda şöyle bir şey vardı. Ee, baba işte 3 artı 5 diyordu. Sonra yerlerini değiştiriyordu. Onu bir daha düşünüyordu, söyleyemiyordu falan. Bu neyle alakalıdır diyordu. Odaklanma problemiyle diyordu. Güzel. Gözde 9 yazmış sonra 9 yok demiş. Tamam. Gençlik test 13. Test 13'te soru numarası verin. Test 13'te 4 isteniliyor. 8 isteniliyor. 10. 4, 8, 10. Ergenler görünen olayları aralarında zihinsel birleştirme yoluyla çoğaltabilirler. İlk bakışta görünmeyen kombinasyonlar düşünülebilir. Son işlemler dönemi çocuğu ise yalnız algısal duruma somut düzeyde odaklanır. Görülmeyen ama olası durumları sezemez. Görülmeyen ama olası durumları sezemezler. Yukarıdaki paragrafta soyut işlemler dönemi becerisi olan kombinasyonel düşünmenin altyapısının hangi becerilerin bulunduğu örtük olarak vurgulanmıştır. Çok güzel soru. Kim sordu bunu? Ben sordum da şey ben göreceliyle hipotetiği karıştırıyorum bazen. Burada gene aynı şey olmuş. Peki. Dört tane gömleğim var. Üç tane de pantolonum var. Kaç çeşit kombinasyon ...yapabilirim bununla... ...dediğimde... ...kombinasyonel düşünme... E, ...oluşturacağım değil mi? Evet. Güzel. Şimdi bu kombinasyonel düşünmede... ...var olmayan durumlar var değil mi? Somut olmayan, var olmayan, görülmeyen. Var olmayan durumlar nedir? Varsayımsal durumlar. Mesela... ...A, B... C, D gömlekleriyle X, Y, Z pantolonlarından bununla bu olabilir. Bununla bu olabilir. Bununla bu olabilir. Olmadı ama olsa bunlar olabilir. Bu nedir? Hipotetik düşünme. Varsayımsal düşünmedir. Bunun da kaç tane olabileceğinin yansıması kombinasyonel düşünmedir. Ne dersin kader? Hocam göreli de de başkasının bakış açısıyla değil mi? Peki ben sana bir şey soracağım. Ya dört gömlekle üç pantolonu Ayşe'ye göre kaç çeşit kombine edebiliriz? Fatma'ya göre kaç çeşit kombine edebiliriz diye bir şey var mı? Şu an yok burada. Bir kişi var zaten. Bir kişi kombinliyor. Ya da bir kişi... Ha, ha, anlamadım. Yani... Anlamadım. Ne dediğimi anlamadım. Bir daha soruyorum. Aşk nedir? Savaş nedir? Dünya düzeni nasıl olmalıdır? Kanunlar nasıl olmalıdır? Burada Ayşe'ye Fatma'ya görelilik var mıdır? Evet, burada var hocam. Vardır. Yani benim bir arkadaşım var, çok severim, ama onun doğruları benim doğrularım tutmuyor. Ona göre bana göre diye bir şey var, değil mi? Evet var. Peki bu arkadaşım iyi matematik biliyorsa, dört gömlek, üç pantolon kombinasyon hesapladığımızda masadan şöyle kalkar mıyız? Ya Ahmetçim tamam sana saygı duyuyorum. Sen dördün üçlü kombinasyonunu 16 buldum ben de 24 buldum. Bu göreceli düşünme. İnsanla insan değişir diyebilir miyiz? Diyemeyiz hocam. Ha işte bunu söylüyorum. Tarih, sosyoloji, ahlak, estetik, kültür, din, inanç bunlar göreceli düşünme konusudur. Ama matematikte matematikte şöyle bir şey olabilir mi? KPSS size sordu. Bir tanesi 16 dedi, bir tanesi 17 dedi kombinasyonel düşünmeye. Aa bu Ahmet'in görüşü başka, Kader'in görüşü başka. Göreceli düşünmek mümkün burada diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hayır, Bence her şey netleşti. Sen ne dersin Kader? Evet aslında karışmaması gereken iki kavramı karıştırmayı nasıl başardığımı ben de bilmiyorum hocam. Yok bunu çok insan karıştırıyor. İyi ki konuştuk. İyi ki konuştuk. Evet gençler. Deneme 13'ten başka sorusu olan buyursun. Hocam 9 ve 10'a da bakabilir miyiz? 9 ve 10. Yukarıdakiler hangileri bireyin davranışlarını 10 kişilik özelliği olarak algılamamızı sağlayan ipuçlarıdır? Göreceli bir süreklilik ve tutarlık, dışarıdan gözlenebilir ve fark edilebilir olma, gelecek zamandaki davranışlara yönelik yordanabilir ipuçları sunma. E değil mi bunun cevabı? Evet hocam. Ben aslında doğru yaptım ama 3 biraz kafamı karıştırdı. Emin Gelecek olur. zamandaki davranışlarına yönelik yordanabilir ipuçları sunma. Mesela sen arkadaşlarından bir tanesi için ya bu söz verdi ama gelmeyebilir. Sözün tutmuyor. Bu geleceğim dediyse gelir. Diyor musun bazen böyle? Diyorum hocam. Peki bu bir kişilik özelliği mi? Evet aslında. Bende bıraktığı izle alakalı. Geçmiş yaşam. Üçü oku şimdi. Gelecek zamandaki davranışlarına yönelik yordana ipuçları sunma. Aynı benim dediğim gibi. <laughs> evet hocam. Anladım. Geçtik. 10 mu istiyor? Kaçtı? Evet hocam. 10. Efendim. 10 diyorlar. Benim bunu silmem lazım. Niye silemedim? Ha. 10. 10, 10, 10. Bazı otomobil sürücüleri Yolda başka bir otomobilin kendisini geçmesinden rahatsızlık ve öfke duyabilirler. Neden bilmiyorum. Ben de gençken böyleydim. Şimdi kalmadım. Hatta bu noktada anlamsız bir yarış başlayabilir. Bu tür davranışlar benim hangi kişilik gelişimi, hangi kişilik gelişimiyle alakalıdır dedim bak. <laughs> hangi kişilik gelişimi? İnanılmaz bir şey ya. Hangi gelişim Kişilik yaşimi? böyle bir şey. <laughs> ya, ya kişilik böyle bir şey işte ya. Vay sen beni nasıl geçersin? Vay benim arabam senden hızlı olmalı. Bu kişilik ama şimdilerde takmıyorum. Gençken ben takıyordum. Hocam var. Evet. 8, 8 mi hocam? Evet hocam. Kolberkin demek ki yaşla kişilik de değişiyormuş. Gençken takıyorum şimdi takmıyorum dediğime göre ya, yaşla değişiyormuş. Kolberkin araştırma sonucunda ortaya koyduğu ahlaki gelişim kurumu aşağıdaki karanlıklar hangisinin üzerine bina edilmiştir? Korumacılık üzerine bina eden safe ya da save dediği Koruma, Gligan'dır. Bu zor bir soru ama kitaplarda yazar bu. Adalet kavramı üzerine, yani adalet kavramının gelişimi üzerine. E, şunu bilin, bu sorulabilir. E, Kohlberg'teki temel kavram, koruma, kollama, care. Save aslında, care o. Care'dır. Eee... Burada ise adalet, yani Kohlberg'de ise adalet kavramı üzerine temellendirilmiştir. Adaleti nasıl yorumluyor diye. Başka? Evet. 2-3 dakika kaldı. Burada bırakalım. Kader sen takip etmişsindir. Kaç numaralı testte kaldık? 14 hocam. Tamam. Yarın 14 numaradan devam ediyoruz. Yarın Tekrarların son günü. Ondan sonra. Hatta yani şöyle bir şey yapalım. Bir ders e, sorunlarınızı çözeriz. Bir derste hariçten sorularınız varsa başka derslerde olabilir. Çözebiliriz. Herkese iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Evet, teşekkür ederim. ederiz hocam. Hadi Hoş bakalım iyi akşamlar. Hocam. Eyvallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.